Cumhuriyetin ilk yılları, sosyal değişikliklerin sert bir surette yaşandığı devirlerdi. Kültürel değişimin sıkıntıları her alanda kendini hissettiriyordu. Eskiyi red hastalığına müptela olmaksızın şahsiyetini koruyabilen insanlar çok azdı. O, gündelik olanın peşinden gitmeden, İslam dinine olan bağlılığından zerre miktarda taviz vermedi ve idam sehpasına giderken bile inandıklarından şüphe duymadı. ...1875 Çorum İskilip doğumlu Atıf Hoca, Doğu'nun kendi değerlerine yabancılaşmasının, Batı medeniyetinin aldığı mesafeyle hayatları kuşatmasının sancılarını bütün benliğiyle hissetmiş, hayatını ilim ve irfana hasretmiş, Batı'dan ithal şekilciliğin ve sözde medeniyetin karşısında dimdik durarak sünnetullah üzere yaşamıştır. İskilip Atıf Hoca, Türkiye'nin ve önemlisi Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde siyasi, kültürel ve ideolojik olarak Meşrutiyet Sultası'nın mücadele verdiği bir müderris, bir Türkmen, bir Anadolu çocuğu. İskilip'i böyle tanımak lazım yani. Siyasi tarafı var, ilmi tarafı var. Müdellislik tarafı var ki bugün buna öğretim üyeliği diyorlar. Böyle bir zatı muhterem. Asıl adı Mehmet Atıf'tır. II. Abdülhamid'in tahta çıktığı sene Çorum'un İskilip kazasının Toyhane köyünde dünyaya gelir. Akkoyunlu aşiretinden ve İmamoğulları denilen aileden Mehmet Ali Ağa'nın oğludur. Annesi Mekke-i Mükerreme'den göç etmiş Beni Hattab aşiretinden, Arap dedenin torunlarından Nazlı Hanım'dır. İlk tahsilini köy camiinde yapar ve kısa sürede hafız olur. Dedesinin teşvikiyle eğitim için 1891 yılında İskilip'e gider. Caca Bey Medresesi'ne kaydını yaptırır. Henüz 16 yaşındadır. 93 Harbi olarak bilinen ve Osmanlı için büyük felaket sayılan harbin sonuçlarının imparatorluğun her köşesinde hissedildiği yıllardı. İskilip tam bir eğitim-öğretim yeri olmuştu. Mehmet Atıf burada müderris Hoca Abdullah Efendi'den dersler alır. Bir yandan Rüşdiye'ye devam ederken, diğer yandan medrese tahsilinde Arapça, hadis, fıkıh, kelam dersleri görür. Bir alim kişi, mazlum, haksız bir şekilde adeta rejim tarafından katledilen bir kişilik olarak benim kafamda öyle bir imajı var. Vatan kelimesi ve çok uluslu bir imparatorlukta daha çok ulusun toprağını ifade ettiği için mesela Namık Kemal Vatan yahut Silistre'yi yazdığında mahkum edilmişti. Yurtsever derseniz evet yurtseverdi. Ama özellikle Osmanlı'nın son döneminde Gaspıralı İsmail ve Yusuf Akçura tarafından tartışılan üç tarzı siyaset var. Türkleşmek, muasırlaşmak ve İslamlaşmak. Burada İskilip Atıf Hoca İslamlaşma kanadında ümmetin birliğini, ümmetin vahdetini savunan İslamlaşma kanadında yer alıyor. Son zamanda bir taraftan maddeciler, tabiatçılar, farmasonlar gibi İslam dininin en şiddetli düşmanları ilahi nurun mahvına çalışıyor, diğer taraftan İslamiyet kisvesi altında türlü türlü küfür, hezeyan ve fesatlıklarla İslam dininin yıkılmasına çalışılıyor. İskilip'te hem Rüşdiye'yi hem de medreseyi yüksek dereceyle bitirir. Hocalarının ve arkadaşlarının dikkatini çeker. İmrenilecek bir kişiliğe, kıskanılacak bir zekaya sahiptir. Henüz 18 yaşında
ailesinin gönülsüz olmasına karşılık tahsilini devam ettirmek üzere 1893 yılının Nisan ayında İstanbul'a gelir. Fatih medreselerine kaydını yaptırır. Dönemin meşhur isimlerinden Çarşambalı Ahmet Hamdi Hoca da rahle-i tedrisine başlar. Diğer yandan da Darülfünun Hukuk Fakültesine kaydını yaptırır. Annesinin vasiyeti üzerine köyündeki camide vaaz etmiş, babası da beni ömrümün sonunda müderris babası olma şerefine erdirdin. Artık dilediğin gibi kendini ilme verebilirsin. Biz obadan başka yerde yaşayamayız. Dilersen obanda kalır, dilersen İstanbul'a gidersin. Buradaki babasının vasiyeti diyor ki, dilersen bu yaylada burada obada kalırsın, dilersen gidip ilimle uğraşırsın. O ilmi seçti, İstanbul'da geldi. 1902'de medrese eğitimini iyi dereceyle bitirir. Aynı yıl açılan Ruus imtihanına girerek İstanbul dersiyanlığını kazanır. Mehmet Atıf 26 yaşındadır. Ertesi sene Fatih Camii'nde ders vermeye başlar. Hem İslami ilimlerde hem de hukuk anlamında Medresetül Kuzaat diyoruz, kadılık mektebi yani hukuk fakültesinde çok önemli başarılar elde etti ve bu tahsilini tamamladıktan sonra dersiyam yani profesör unvanına kadar, ilmi seviyede en yüksek seviyeye kadar erişti. Daha sonra medaris müfettişliği yani bugünkü YÖK başkanlığı makamına kadar da yükseldi. Bu Atıf Hoca'nın hem ilmi kariyerinde hem de sosyolojik yani toplumsal olarak iyi bir yere geldiğini, toplumsal anlamda iyi bir yer edindiğini gösteriyordu ve sevilen, sayılan, sohbeti dinlenen bir aydın kimliği de kazandı. 1904 yılında Safranbolulu Fatma Zahide Hanım'la evlenir. 29 yaşındadır. Bir yıl sonra Kabataş Lisesi'ne Arapça öğretmeni olarak atanır. İstanbul'un yavaş yavaş kaynamaya başladığı yıllardı. İttihat ve Terakki, Sultan Abdülhamid'e karşı muhalefetini derinden ve gizlice yürütmekteydi. Bu yolda her şey mübah anlayışı hakimdi. Suikastler, ayaklanma ve isyan hareketleri yurdun dört bir yanında İttihatçıların faaliyetlerine sahne oluyordu. İşte Mehmet Atıf böyle bir dönemde Kabataş Lisesi'nde hocalık yapmakta, öğrencilerine ümmet fikrini aşılamaktadır. İttihat ve Terakki üyeleri Atıf Hoca'nın okul ve medresede talebeler tarafından sevilmesinden, yaptığı sohbetlerin tesirlerinden rahatsız olur. Kendisinden kurtulmak için Şeyhülislam'a sürekli şikayet ederler. Üstelik peşinden hafiyeler de hiç eksik olmaz. Ehl-i sünnet vel cemaat mezhebi haktır. Bundan başka mezhepler hep batıldır, doğru değildir. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleriyle beyan buyurdukları müstakim, doğru yol olup, bu itikatta olanların itikatlarında bozukluk yoktur. İslami meselelerin ilmiyle uğraşan devlet memuru dersiyanların mağduriyetini giderme konusunda yaptığı çalışmalar üzerine Şeyhülislam Cemaleddin Efendi tarafından Bodrum'a sürülür. Üzerinde yoğunlaşan baskılar yüzünden Kırımlı İbrahim Tali Efendi'nin pasaportuyla gizlice Kırım'a geçer. 31 yaşındadır. Yaptığı sohbet ve dersler yoğun ilgi görür. Kırım halkı tarafından çok sevilen Atıf Hoca'ya Kırım Evkaf Nazırlığı teklif edilir. Nazikçe geri çeviren Atıf Hoca'nın aklı İstanbul'dadır. Ayrı kaldığı günlerde ilim meclislerindeki münazaralı sohbetler gözünde tütmektedir. Ancak İstanbul bıraktığı gibi bir şehir olmaktan çıkmıştır. Dönüşünden bir hafta sonra 24 Temmuz 1908 günü ikinci meşrutiyet ilan edilir. Mehmet Atıf Hoca İstanbul'a döndükten sonra gazete ve dergilere makaleler yazar. Yazdıkları hem ülke içinde hem de Arap coğrafyasında büyük yankı uyandırır.
yazıları en çok Beyanül Hak, Sebilür Reşat, Mahfel mecmualarıyla Alemdar gazetesinde çıkar. Sebilür Reşat mecmuasında Mehmet Akif, Bediüzzaman Said Nursi, Ahıskalı Ali Haydar Efendi, Eşref Sencer Kuşçubaşı ve Eşref Edip'le istişarelerde bulunur. Tesettür-ü şer'i gibi dini hükümler, esasen süfli medeniyeti ve terakkiyat-ı sefihaneyi yıkmak ve men etmek üzere vaz olunduğundan, onunla içtimağı gayri kabilse de medeniyet-i fazıla ve hakiki terakkilere hiçbir suretle mani teşkil etmez. Çünkü medeniyet-i fazıla, ulum, marif, sanayi, ticaretle hasıl olmuş olur. Halbuki tesettür-ü şer'i buna mani değildir. Mer'i, yürürlükte olan ve iktidara geçen itaat ve terakkiye karşı siyasete de girmiş. Çünkü mesela Ahmet Rasim Avni diye bir zat var Şebin Karayesi'yle, o da öyle bir 29 yaşında meclisi basan bir adam. Diyor ki bunlar diyor dini hükümlerin madem meşrutiyeti ilan ettiniz, dini hükümlerin meşrutiyeti şey yapın. Yani dini hükümleri infaz edin, yerine getirin. Bundan dolayı onlarla arası açıldığı için meşrutiyet döneminde özellikle de Mahmud Şevket Paşa'nın katlinde ulemayı da bunlardan gördükleri için bunları Sinop'a sürgün etmişler. 13 Nisan 1909'da bazı askeri birliklerin ve medrese öğrencilerinin katıldığı bir ayaklanma başlar. Bir takım askeri erkanla milletvekilleri linç edilir ve İttihatçı olarak bilinen gazeteler yağmalanır. Eski takvimle yeni takvim arasındaki 13 günlük farktan dolayı 31 Mart olayı olarak anılan bu ayaklanma, Selanik'ten gelen hareket ordusu tarafından 24 Nisan'da bastırılır ve Abdülhamit tahttan indirilir. İskilipli Atıf, ayaklanmada parmağı olduğu gerekçesiyle tutuklanır. Bir hafta cezaevinde kaldıktan sonra İttihatçılar tarafından Sinop'a sürgüne gönderilir. İskilipli Atıf Hoca İslami cemiyetlerin çoğunda yer alan birisiydi ama o zaman Müderrisler Birliği'nin başkanıydı. Yani bugünkü Yüksek Öğrenim Kurumu gibi ya da Üniversiteler Arası Birlik gibi medreselerdeki öğretim üyelerinin birliğini oluşturan cemiyetin başkanıydı. Asıl mümeyyiz, onun ayırt edici vasfı Müderrisler Birliği Başkanı olması. 19 Ocak 1919'da Mustafa Sabri, Bediüzzaman Molla Said Efendi, Ermenekli Saffet Efendi gibi arkadaşlarıyla beraber Müderrisler Cemiyeti'ni kurar ve ikinci başkanlığına getirilir. Bu cemiyet, müderrislerin haklarını korumak ve aralarında dayanışmayı sağlamak üzere kurulmuştur. Daha sonra cemiyet, aldığı bir karar gereği ismini Teali-i İslam, yani İslam'ı yüceltme olarak değiştirir. Mustafa Sabri Bey'in Şeyhülislam olması üzerine de Atıf Hoca cemiyetin başkanı olur. Ancak bu cemiyet, milli mücadele döneminde zararlı cemiyetler arasında kabul edilir. Bunun sebebi de İngiliz ve Yunan uçaklarından Kuvvayi Milliye aleyhine atılan tebliğlerdir. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin marifetiyle Teali-i İslam Cemiyeti namına yazılmış ve bastırılmış bir beyanname, zorla Teali-i İslam Cemiyeti idare heyetine imzalatılmaya çalışılmıştır. Atıf Hoca ve Tahirül Mevlevi'nin şiddetle karşı koymaları üzerine de mühürsüz olarak uçaklardan Anadolu'ya atılır. Buna mukabil Atıf Hoca, dönemin Vakit Gazetesi'nin 23 Teşrin-i Evvel 1920 tarih 1032 sayılı nüshasında tekzip yayınlatır. İskilipli Atıf hakkında en çok bu ileri sürülmekle birlikte bunlar daha sonra tarih araştırmacıları tarafından reddedildi, yalanlandı. İskilipli Atıf Hoca devlete, millete bağlı ve kesinlikle bir defa mahkum olduğu kitap Batı taklitçiliğini reddeden
kıyafet olarak bile onlara benzemeyi dini bakımdan sakıncalı gören bir kişinin İngiliz muhibbi olması asla düşünülemez. Tarık Zafer Tunayan'ın Türkiye'de siyasi partiler, mütareke dönemi. Bakın Teali İslam Cemiyeti'nden bahsediyor. Hatta Mustafa Kemal nutkunda da diyor Teali İslam Cemiyeti Kurtuluş Savaşı'nda Konya taraflarında mücadele vermiş. Ama burada bir ayrıcılık, mandacılar var. Mesela bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucusu Yunus Nadi ve o devrin insanları, o devrin Ahmet, bunlar mandacıdırlar. İngiliz hakim, İngiliz Muhipler Cemiyeti'ni kurdular. Ama İskilipli ve Bediüzzaman ve benzerleri asla ve kata yabancı hakimiyetini kabul etmediler. Hatta kitaplarımdan biri de var. Bunlar Teali İslam Cemiyeti olarak 3 tane bildiri yayınladılar. Biri Bolşevizm. Yani komünistler, Bolşeviklik ihtilal olmuş 17'de Rusya'da. Bunlar ona karşı da beyanname yayınladılar. İzmir'in işgalinde Yunanlara karşı. Hatta İngiliz işgal kuvvetlerine de beyanname yayınlamışlar. Atıf Hoca 1922'de Dolmabahçe Sarayı'nda huzur dersleri verir. Henüz 47 yaşındadır. Bu dönemde özellikle batılılaşma karşıtı yazılar yazar. Tesettür-ü Şer'i, Dini İslam'da Men-i Müskirat gibi 9 kitap çıkarır. Bunlardan biri de 12 Temmuz 1924 tarihinde çıkardığı Frank Mukallitliği ve Şapka isimli kitaptır. Ancak bu kitaptan dolayı 1,5 yıl sonra tutuklanacağından habersizdir. Şeriat nazarında genellikle taklit caiz değildir. Mesela sırf nazar ve istidlal ile vukuf mümkün olan itikadi usul ve İslami esaslarda mucizelerle teyit edilmiş olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den başka hiçbir kimseyi taklit caiz değildir. Bir Müslüman şiar ve alameti küfür addolunan bir şeyi zaruretsiz giymek ve takınmak suretiyle gayrimüslimleri taklit etmesi ve kendini onlara benzetmesi şer'an yani dinen memnudur, yasaktır. Kasım 1925'te Şapka İktisası Kanunu çıkarılır. Buna göre amir, memur, mebus, köylü, şehirli herkes şapka giymeye mecbur bırakılır. Kanuna muhalif duranlar derdest edilip nezarete konulur. Şapkaya karşı Anadolu'da büyük tepkiler, yürüyüşler tertip edilir. Birçok resmi yetkiliye göre Atıf Hoca isyanların baş sorumlusudur. Halbuki kanun çıktıktan sonra ne kanuna muhalif bir beyanda bulunmuştur ne de halkı isyana teşvik etmiştir. Dava konusu olan kitabı Frank Mukallitliği ve Şapka adını taşıyordu. Aslında aynı paralelde birkaç kitabı vardı. Bunlardan bir tanesi mesela Tesettür-ü Şer'i, örtünmeyi, şer'i dini bakımdan örtünmenin hükmünü. Diğeri de Dini İslam'da Men-i Müskirat diye İslam dininde sarhoşluk veren maddelerin yasaklanması üzerine bir kitaptı. Rejimin o zamanki bütün hassas noktalarına karşı düşünce olarak bir tavrı vardı. Hem aslında bu kitabı yazdığında Şapka Kanunu çıkmamıştı. Hatta bu kitabından dolayı da o zamanki bakanlık tarafından, Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından teşekkür edilmiş kendisine. Çünkü çok aktif biriydi Muhammed Atıf. Memleket meselelerine asla duyarsız değildi. Sadece Sultan Abdülhamit döneminde değil, İttihatçılar döneminde değil, Cumhuriyet'in ilanından sonra da gidişat konusunda endişeli noktadaydı. Aslında milli mücadele hareketleri başladığı sırada vaazlarıyla, hitaplarıyla, yazılarıyla milli mücadeleye, daha doğrusu bağımsızlık hareketlerine diyelim, Anadolu halkının yürüttüğü bağımsızlık hareketlerine destek verdiğini görüyoruz. Burada Atıf Hoca'ya çok büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Teali İslam Cemiyeti'ne de aynı şekilde haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çünkü Teali İslam Cemiyeti'nin mandacılığı ve işgalciliği kabul ettiğini ispatlayamazlar. 9 Aralık 1925 akşamı Atıf Hoca'nın Laleli'deki evi kolluk kuvvetleri tarafından basılır. Akşam ezanı henüz okunmuştur. Atıf Hoca akşam namazını kıldıktan sonra
polisleri eve buyur eder. Kütüphaneyi ve evi didik didik arayan polisler, kanuni olmayan hiçbir doküman bulamazlar. Zaten Frank Mukallitliği ve Şapka kitabı da devletten izin alınarak basılmıştır. Birkaç kağıt parçasıyla aşağıya inen polisler, Atıf Hoca'yı ellerinde herhangi bir belge olmadığı halde karakola götürürler. Atıf Hoca'yı buz gibi soğuk ve rutubetli bir hücreye koyarlar. Namaz kılmak için uygun bir yer arar. Fakat ne yerler temizdir ne de yanında seccadesi vardır. Elleriyle hücrenin taş parkelerini temizler ve sırtındaki paltosunu yayarak yatsı namazını eda eder. Niçin tutuklandığını bile bilmeyen Mehmet Atıf Hoca, birkaç gün sonra Eser-i Cedid vapuruyla Giresun'a gönderilir. İstiklal mahkemeleri duruşmaları başlamıştır. Aynı mahkemeden İstanbul'da da var olmasına rağmen, şehir şehir dolaştırılarak psikolojik işkence yapılır. Şapka kanununa muhalif bütün sanıklar duruşma salonuna getirilip Atıf Hoca ile tek tek yüzleştirilir. Sanıkların tamamına Atıf Hoca'yı tanıyıp tanımadıkları ve hakkında bildikleri sorulur. Fakat hemen hepsinden aldıkları cevap aynıdır. Sonunda mahkemeden beraat eder. Ancak çilesi bitmeyecektir. Salıverilmesi gerekirken kolluk kuvvetlerinin nezaretinde İstanbul'a getirilir. Şimdi basın, mahkeme, rejim, sistem ne zaman bunları yargılıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci dönemindeki kadroyla yargılıyorlar. Yani Nisan 1923'e kadar olan meclise herhangi bir şey dayatmak o zaman mangal gibi yürek ister. Çünkü o meclis Kuvayi Milliye'yi teşekkül ettiren, kurtuluşu temsil eden, müderris geliyorsa hoca meclisi elinde silahıyla gelmiştir. Rize'de savaşmış bir adam gelmiş, mebus olmuş. Denizli'de savaş vermiş, gelmiş mebus olmuş. Nesiyle? Sarığıyla de, abaniyesiyle de bilmem nesiyle. Ama o ilk meclisi adamlar tasfiye edip de yeni ve batılı ve batının dayatmalarının hepsine imza atacak bir meclis ortaya koyunca onlar da ne yaptılar? Önce istiklal mahkemelerini yürüttüler. Niçin yürüttüler? Halbuki istiklal mahkemelerinin dayandığı kanun halifeyi kurtarmak ve işgalcileri Anadolu'dan kovmak üzere kurulmuştur. İstanbul'da hala tutuklu bulunan Atıf Hoca, birkaç dakikalığına da olsa hanımıyla görüşmek ister, ancak izin verilmez. Hocayı kitaplarından tanıyan bir askerin yardımıyla hanımına birkaç kelam etme fırsatı bulur. Bu, onların dünyadaki son buluşmaları olur. Hoca, yine kolluk kuvvetlerinin nezaretinde Ankara'ya götürülerek Ulucanlar cezaevine kapatılır. O sırada Ankara hapishanesinde kimler yoktur ki? Sözde irticai faaliyetlerde bulunduğu için tevkif edilen eski mebuslar, müftüler, mektep müdürleri, hocalar, gazeteciler. Meşhur alimlerden Tahirül Mevlevi, başı açık gezdiği için tevkif edilen eski Maraş mebusu Hasip Efendi, Tevhid-i Efkar gazetesi muharriri Ömer Rıza Doğrul, Ahıskavi Ali Haydar Efendi. 26 Ocak 1926 Salı günü Atıf Hoca Ankara İstiklal Mahkemesi'ne çıkarılır. Tam 51 yaşındadır. Mahkeme başkanı, bir yıl önce meclis koridorunda Deli Halit Paşa'yı öldürdüğünü itiraf etmiş bir katil, Ali Çetinkaya, namı diğer Kel Ali'dir. Siyasetle uğraşıp uğraşmadığını, Frank Mukallitliği kitabını niçin yazdığını ve yasadan sonra dağıtıp dağıtmadığını sorgular. Atıf Hoca bunların hepsini soğukkanlılıkla cevaplar. Mahkeme başkanı, Teali-i İslam Cemiyeti'nin Anadolu direnişini kırmak için uçaklardan atılan bildiriyi de sorar.
Atıf Hoca o bildiriye imza atmadıklarını, hatta Vakit Gazetesi'nde tekzip ettiğini, makbuzun da dava dosyasında olduğunu söyler. Teali İslam Cemiyeti'nde Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, yine İngiliz baskısı vardı ve bakın, Yunan uçaklarından dağıtıldığı söylenen o bildiri, direnişe karşı durmayın, Yunanlara karşı durmayın bildirisinde ne Muhammed Atıf'ın imzası vardır ne de herhangi bir Teali İslam Cemiyeti üyesinin imzası vardır. İmzasız bir bildiridir. Ve bu bildiri bir anlamda faili meçhuldür. Uçaklardan dağıtılmıştır, Teali İslam Cemiyeti adına dağıtılmıştır ve bir anlamda ortada kalmıştır. Mahkeme başkanı, şapka ve sarığı karşılaştırıp ikisinin de bez parçasından ibaret olduğunu söyleyerek, ''Başındaki sarığı çıkarıp şapka giysen ne olur?'' diye sorar. Atıf Hoca, hakimin arkasındaki bayrağı göstererek şu cevabı verir. ''Onun ham maddesi de İngiliz bayrağının ham maddesiyle aynı. Onu çıkarıp İngiliz bayrağını asarsak ne olur?'' Atıf Hoca'nın muhakemesi devam ederken, Kelali bütün gayretkeşliğine rağmen aradığını bulamamıştır. Şahitler, deliller İskilipli Atıf Hoca'nın lehinedir. 2 Şubat 1926 günü savcı Necip Ali iddianameyi okur. Baba eski müftüsü Ali Rıza Hoca'nın idamını ister, İskilipli Mehmet Atıf ve beraberinde yargılananlar için de 3 seneden az olmamak üzere hapis ve küreye mahkum edilmelerini talep eder. Son müdafaalar alınmak üzere mahkeme ertesi güne kalır. Son mahkememden bir gece önce sabaha kadar müdafaamı yazmakla uğraştım. O sırada uyuyakalmışım. Rüyamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Uyanır uyanmaz savunmamı yırtmaya başladım. Hücre arkadaşım Ahıskavi Ali Haydar Efendi telaşla ne yaptığımı sordu. Ben de bu gece rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben seni çağırıyorum, sen müdafaanı hazırlıyorsun. Ey Atıf, bana kavuşmak istemiyor musun? Ne diye savunmanı karalayıp duruyorsun, buyurdu. Ben de o yüzden müdafaanamemi yırttım, dedim. 3 Şubat çarşamba günü, şapka hadiseleriyle alakadar oldukları iddia edilen 44 masum ve mazlum vatandaş, bir katilin Kelali'nin riyasetindeki İstiklal Mahkemesi'nin önüne çıkarlar. Atıf Hoca, müdafaa sırası kendisine gelince şunları söyleyecektir. Müdafaa yapmaya hacet yok efendim. Hiçbir günahımız olmadığı zaten tebeyyün etmiştir. Vicdanınızın vereceği karara muntazırım. Hakimler heyeti karar için yan odaya geçer. Bir saat sonra karar açıklandığında, iddia makamının bile 3 yıl hapis istediği İskilipli Atıf Hoca için idam kararı verilmiştir. Erzincanlı İbrahim Hakkı iyi bir alimdir, köyünde sevilir ve şapkaya itiraz eder, şapka devrimine itiraz eder. Ve hakkında idam kararı çıkarılır. Bu idam kararı çıkarıldıktan sonra karar uygulanmadan kendisi kalp krizi geçirir ve vefat eder. Oğlu 5 gün sonra karakola gider, der ki babam vefat etti. İnanmazlar. Karakol komutanı ve askerler mezarlığa gelirler. Mezarından açarlar, köylüleri çağırırlar. Bu gerçekten İbrahim Hakkı mı diye. Köylüler der ki evet, bu bizim tanıdığımız İbrahim Hakkı Hoca. Derler ki biz bunu çıkaracağız, bir de asacağız, tekrar asacağız derler. Oğlu şok olur, ailesi şok olur. Köylüler itiraz etmeye kalkarlar. Jandarma komutanı dipçik de onlara da müdahale eder. Der ki biz kanunu uygulayacağız. Bize denmiş ki salben, yani asılarak öldürülmesi gerekiyor. Yani bu adamın asılması gerekiyor. Biz bu emri uygulayacağız. İster ölsün ister diri olsun. Yani İbrahim Hakkı Hoca'yı, Erzincan'da İbrahim Hakkı Hoca'yı mezarından yeniden çıkarıp asan bir zihniyetten bahsediyoruz. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle kabiliğinden bir kurban arandığı için uygun bir karakter olarak bulunmuş. Yani bir bakıma medreselerdeki mollalara bak, siz de ayağınızı denk alın, eğer yaramazlık yaparsanız, bizim işlerimize karışacak olursanız başınıza gelecek olan da İskilipli'nin başına gelen gibi olur diye
özellikle örtünme konusunda erkeklerin şapka meselesi ve Frank mukallitliği. Çünkü batılılaşma o günkü rejimin resmi ideolojisi halindeydi. O geceyi sabaha kadar kapatıldığı hücrede Allah'ı zikretmekle geçiren İskilipli Atıf Hoca, 4 Şubat Perşembe günü şafak sökerken Ankara Saman Pazarı'nda kurulan sehpada asılarak şehit edilir. Hoca, fani dünyadaki son sabah namazını kılıp, başını secdeden kaldırdıktan 3-5 dakika sonra, ipe çekilirken etrafına bile bakınmadan sadece kelime-i şehadet getirmiştir. Hayatı boyunca hak yoluna, vatana, millete hizmet etmiş, inandıklarından asla taviz vermemiş ve bu uğurda bir medeniyet mücadelesi vererek şehit olmuştur. Esasen Batı medeniyeti, insanlığın mutluluk ve olgunlaşmasını sağlayacak hakiki bir medeniyet değildir. Zira o ancak insanın hayvani ve cismani yönden mutluluk ve olgunlaşmasına hizmet edip, melekiyetin ve maneviyatın saadetini ve olgunlaşmasını asla dikkate almıyor.